Bunlar niye bizi takip etti? Ne bileyim abi, bu ikisi planda yoktu. Belki de planda var. Önce kim olduklarını öğrenelim. Öğrenelim. Bana bak, şimdi ağzını açacağım ve bağırmayacaksın. Anlaşıldı mı? İmdat! Sus, sus be! Burada kimse seni duymaz. Çünkü bizden başka kimse yaşamıyor burada. Gerçi biz de yaşamıyoruz. Bak şimdi, ağzını açacağız ve bağırmayacaksın, tamam mı? Ne yaptık biz size? Niye kaçırdınız kardeşimizi? Demek kardeşin ha? Evet. Öbür kız kardeşim mi? Evet. Güzel. Demek bir taşla 3 kuşa, bu da 3 katı fazla para demek. Büyüksün Cihan abi. Bana kızların yanında ismimle hitap etme demedin mi Adem? Tamam, özür dilerim Cihan abi. Tamam, tamam. Sorun değil. Şimdi gidip şu zengin babayı bir arayalım. Güzel güzel oturun çocuklar, üzmeyin beni. Eğer üzerseniz beni, ben de üzerim sizi. Hadi bakayım. İnanmıyorum, vallahi inanamıyorum. Nasıl düştüm ben bu tuzağa inanamıyorum. Allah verir de benim bu aptallığım yüzünden o yavrunun başına bir şey gelmesi. Üzülmeyin böyle hemen Ekrem Bey. Allah büyüktür. Yardım eder elbet o günahsız yavruma. Ay Ekrem'cim, ama ben sana söyledim değil mi? 1000 kere söyledim. Vermeyelim şu demet paraları dedim. Bak gitti, uçtu gitti havaya. Yani kıza bir şey olmasın tabii. Yavrucağa bir şey olmasın. Giden para olsun hayatım. Giden para olsun da giden de 100 milyar yani, az bir şey değil ki. Allah'ım, neler alırdım onunla, kim bilir neler. Peki şimdi ne yapacaksınız Ekrem Bey? Kapa. Ben bakarım. Ah, adamlar bizi acıyıp da parayı geri getir... Yani Nazlı'yı geri getirmiş olmasınlar hayatım. Saçmalama Allah aşkına Aslı. Nazlı'yı geri verecek olsalar orada verirlerdi. Asıl diğer kızlara biz bunu nasıl söyleyeceğiz? Ya. Aa! Oğlum söylesene ne olduğunu. Zülfikar, ne oldu sana? Dur şöyle. Ay. Ne oldu Zülfikar, söylesene. Yavrum söyle, ne oldu? Bir şey yok, başım ağrıyor. Allah'ım sen geçilir mi bu kayyet? Nasıl da şişmiş kafası? Ay hakikaten yumurta gibi şişmiş vallahi. Ekrem, ay, hani böyle ucuza botoks yaptırırsın ya onlar gibi. Kim yaptı bunu sana oğlum? Zülfikar anlatsana. Ya efendim, siz adamlarla buluşmaya gidince ben de sizi takip ettim. Takip mi ettin? Efendim bir şey olur diye. Ya sonra siz orada tabii kandırıldığınızı anlayınca adamların peşine düştüm. Peki neden beni de almadın? Efendim şimdi sizi almak için geri dönseydim bu sefer adamları kaçırırdım. Zülfikar, alabildin mi parayı geri? Maalesef Aslı Hanım. Yani ben tam adamların peşine gitmek için kalktım. O arada... Alamamış işte. Ensemde bir acı. Sonra da gözlerim karardı efendim. Ay yavrum, sana bir şey olsaydı ben ne yapardım bu dünyada bir başıma? Yok bir şey. Oh, elleme. Efendim ne yapacağız? Hiç bilmiyorum. Ama öncelikle diğer kızlara bu durumu anlatmak lazım. Müstesna, çağır çocukları, konuşacağım. Anne! Çağırma! Çağırmayın yani Ekrem Bey. Ben size bir şey söylemeyi unuttum. Ne? Kızlar odalarında değiller efendim. Kızlar odalarında değiller mi? Neredeler peki? Çok kötü bir şey oldu. Ay bir şeyler kılıp döktüler değil mi? Aslı Allah aşkına sus da bir dinleyelim. Ne oldu anlatsana. Ben şimdi sizin peşinize takıldım, geliyordum ya. Bir baktım arabada Selin'le Leyla. Saklanmışlar kardeşlerimi kurtarmak için. Ne? Vallahi ben de yolda fark ettim ya. Şimdi onları geri bıraksam dönmeye yani sizi kaybedeceğim. Siz de yalnız orada Zülfikar, teferruatı bırak Allah aşkına. Sonuca gel, ne oldu? Vallahi ben en son bayılırken çocuklar önümdeydi. Sonra ben de bilmiyorum. Ah! Görüyor musun? Adamlar şimdi diğer 2 kızı da ele geçirdiler. Öbür 2'si de gitmiş. İnsanda keçi mi kalır Cenab-ı Rabbül Alemin? canım madem kızları aldınız bari parayı geri verin değil mi yani? Terbiyesiz canıma bu adamlar. Yer misin canım? Yemezsin. Yok. Yok yapacak bir şey kalmadı. Aslı ver şu telefonu. Vereyim canım. Kimi arayacaksın? 900'lü hatları. Yani bu ne biçim soru? Nereye arayabilirim? Tabii ki polisi arayacağım. Ne bağırıyorsun canım bana? Allah Allah. Ben dünden beri sana polisi ara demiyor muyum Ekrem? Aksakallı dedeyi dinleseydin bunlar. Aslı! Aman tamam. Adamlar arıyor olabilir sus. Kapattırsana şu oyunu. Kapat şunu kızım yukarıda oynayın. Kimse beni sevmiyor zaten. Bir gün tam tutacağım nefesimi göreceksiniz. Yapma nefes al. Alo. Oo Ekrem Bey eve döndün demek. Evet döndüm. Ayrıca bütün parayı aldınız. Bıraksanıza Nazlı'yı. Niye tutmuyorsunuz sözünüzü? Tek sözünü tutmayan biz değiliz Ekrem Bey. Hani yalnız gelecektiniz? Ne kastettiğinizi tam olarak anlayamadım. Madem oyun oynamak istiyorsun, oynayalım Ekrem Bey. Elimde bir yiyen vardı. 2 yiyen daha geldi. Kaç yiyen oldu? Aşağılık herifler. Eğer o kızlara bir şey olursa... Sakin ol bakalım. O kızları bir daha görmek istiyorsan konuşmalarına biraz dikkat et. Sessizliğini itaat olarak kabul ediyorum. Neyse, poker oynar mısın? Poker mi? Ne alakası var şimdi? Sen soruma cevap ver. Gençliğimde oynardım. Güzel. O zaman söyle bakalım. Elimde 3 tane kız var. Hiç fena kağıt değil. Kızları bırakıp masadan kalkmam için ortaya ne sürersin? Ekrem Bey ne oluyor ya? Kızlar için para istiyor. Şşt! Al o telefonu. Sen konuş. Parayı sokaktan mı topluyorsunuz? Daha ne parası istiyormuş canım? Ver bakayım şu telefonu. Bana bak Fethiye'ci. Benim kocam sokaktan toplamıyor paraları. Anladın mı beni? Terbiyesiz kimse. Aslı ver şu telefonu. Alo beyefendi Fethiye'ci. Siz karıma bakmayın anlatın. Ha. Kızlar için ne vereceksin? İstediğim parayı verince kızları bırakacağım nereden bileyim? Ya yine numara yaparsan? Bak bu sefer numara yok. Geçen sefer de verecektim kızı ama... Şeytan mı dürttü ne oldu? Paranın az olduğuna kanaat getirdim. Sen ne kadar vereceksin kızlara? Ha? Ben size elimdeki bütün parayı verdim kardeşim. Verdi. Benim de 2 tane mücevheratımı bozdurdu pırlantadan. Anlaşıldı. Yeğenin olduğu için paha biçemiyorsun. Ben sana yardımcı olayım ya. Tanesine 150 desek. 150 milyar mı? Ne? Tamam. Bir tanesi bizden olsun. 2 çarpı 150, 300 yapıyor. Nasıl? Ha? 300 milyar mı? Ay bana bir şey oluyor. Aslanım. 300 bin YTL. Ama yüzünü ödemiştin zaten. Düşelim de hak etmesin değil mi? Ne etti? 200 bin YTL. Bak bu kıyada kimse yapmazsan ha. 200 bini veriyorsun kızları alıyorsun. Ha? Ama benim o kadar param yok. Orası senin problemin. Yapabileceğin başka bir şey yok. Polisi aramayı aklından bile geçirme sakın ha. Anlaşıldı mı? Ekrem Bey ne diyorlar ya? 200 milyar istiyor. Peki şimdi ne yapacaksınız Ekrem Bey? Ne yapacak? Ne yapacak tabii ki polisi arayacak. Benim kocam sokaktan mı topluyor parayı? Ara hayatım sen. Hemen polisi ara. Merak etme, artık polis çok iyi çalışıyor. Dizilerde filan seyretmiyor musun? Hem paracıklarımızı kurtarırlar hem de kızları. Sürüm süründürürler inşallah onları, canlarını çıkartırlar. İpi açamıyorum kızlar. Sizin ağzınızdaki bantları da çıkartırdım ama sonra gücümü kullanamayacağım. Şu bıçağı deneyeceğim. Kızlar, yaramazlık yapmıyorsunuz değil mi? Niye yapmıyorsunuz? Ha, elleriniz bağlı. Aferin, böyle uslu uslu oturun. Cihan abiniz amcanızla görüşmeye gitti. Canlarım. Şimdi bıçakla ipleri keseceğim. Selena'yı çağıracağım. Alo, Cevdetciğim merhaba, ben Ekrem. Cevdet mi? Cevdet kim? Cevdet polis miydi hayatım? Fena değil, fena değil. İdare ediyoruz işte. Benim sana acilen sormak istediğim bir şey var. Sen bir ara bana demiştin ki, eğer evi satmayı düşünürseniz ben sizin evi alırım. Hala düşünüyor musun? Ev mi? Ne evi Ekrem, ne evi? Evet. Hayır Cevdet, sebebini sonra konuşalım olur mu? Ben şu anda senin cevabını bilmek istiyorum. Çünkü acilen 200 milyara ihtiyacım var. Evet. Tamam. O zaman sen şimdi atla bize gel. Hemen. Hem eve şöyle bir alıcı gözüyle bak, hem de şu parayı konuşalım. Tamam, bekliyorum. Güle güle. Evi satmayın. Sokakta mı yatacaksınız? Bunun kışı var, yağmuru var, soğuğu var, derdi var. Bana ne ya? Sokakta mı yatacağız Ekrem? Ha? Çoluk çocuk sokaklarda mı kalacak? Sokaklarda filan kalmayız Aslı'cığım. Elimizde kalan parayla ona uygun bir ev alırız. Aslı, bu çocuklar bana kardeşimin emaneti. Ya. Gitti canım, villa gitti. Bundan sonra artık 5 oda, bir salon, kümes gibi evlerde çürüyüp gidecek hepsini vücudum. Gençliğim, güzelliğim. Ay! Selena! Oo, kızları sana emanet eden de kabar. İpleri çözmüşler, bir de kutu kutu pens oynuyorlar. Şunları bağla, benim canımı sıkma. Selena! 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 Kızlar iyi misiniz? Selena! Selena? Selena! Evet, Selena. İyisiniz değil mi kızlar? Halüsinasyon görüyorum galiba. Benim gördüğümü... Sen de görüyor musun? Ablanın ışığı... Benim de gözümü kamaştırdı. Kim bu fıstık ya? Hoş geldiniz. Kulübemiz biraz dağınık, kusura bakmayın ama... Bu arada... Kimsiniz sen? Ben Selena. İyilerin dostu, kötülerin düşmanı. Ben de Adem. Ben de kötülerin dostu, iyilerin düşmanıyım. Benim çıkışım seninki kadar havalı değil ama bence kendi çapımda fena sayılmaz. Yazık olacak bu güzelliğe. Çünkü biz kötüyüz. Biz kötüyüz. Kızlar, hadi el ele tutuşun, eve gidiyoruz. Oldu. Onca emek, onca telefon konuşması, onca psikolojik savaş. Bitti, biz gidiyoruz. Bu kadar mı? Kimse bir yere gidemez. O paralar gelmeden kimse bir yere gidemez. Silahım nerede abi? Senin silahın nerede abi? Silahlarımız nerede ya? Beyler! Geri dönüyoruz ya. Abi yardım etsene. Evet kızlar, buradaki işimiz bitti. Ama unutmayalım, giderken polislere söyleyelim de şu 2 tane çöp poşetini gelip alsınlar. Hadi artık eve gidelim, el ele tutuşun kızlar. Ah, bu sırada ben evde görünmez olacağım, ona göre, tamam mı? Tamam. Hazır mıyız? Gözler! Evet Ekremciğim, ev güzel. Güzel olmasına da ama işte... ama işte ne Cevdetciğim? Daha 3 ay önce 600.000 YTL trink veririm diyordu. O 3 ay önceydi Ekremciğim Bey. Bu mortgage yasası geçkince konut fiyatları düştü biliyorsun. Ya. Canım bir de şu fare meselesi olmasaydı iyi olacaktı. Nejla çok korkar fareden. Ne abartma Aslı abartır, sen ona bakma. Ay ne abartıyorum canım. Daha geçen gün şöyle bembeyaz bir lağım faresi vardı evin içinde. Aslı, bir kere lağım faresi beyaz olmaz, bu bir. İkincisi, o bizim Kıvılcım'ın hamsterıydı, kafesten kaçmıştı. Zülfikar yakalayıp kafese geri koydu, hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum maalesef, hatırlıyorum. Neyse, ne diyorduk? Cevdetciğim bu para benim için çok önemli ama madem piyasa düştü diyorsun bari 500.000 YTL olsun. Çünkü bu para benim için çok önemli ve acil. Yeğenlerimin hayatı söz konusu. Ay mutfak da biraz küçük ama. Tamam sustum. Gerçi size yeter. Ne diyorsun Cevdetciğim? Vallahi Ekremciğim şu an bu ev için ayırabileceğim para taş çatlasa 300.000 YTL. 300.000 YTL mi? 300? Ya o da sana uymaz biliyorum. Tüh! Ya tüh güne tüh yani. Ne yapalım canım kısmet değilmiş. Şeyden öte yol yok. Neyden öteydi nasipten. Canım? Nasipten. Nasipten öte yol yokmuş değil mi? Neyse ben sizin ceketinizi getireyim. Bir dakika. Ne? Bu para bizim için çok önemli. Verebileceğin en son fiyat bu mu? Bak evin değeri bundan çok daha fazla biliyorsun. Vallahi ne diyeyim Ekremciğim? İyi tamam, 320 diyeyim. Çocuğun gelecek fonunu bozdururuz, hallederiz. Maksat senin işin görülsün Ekremciğim. 320 son, öyle mi? Vallahi fazlası olsa dükkan seni biliyorsun. Pekala, o zaman... Pekala ama... Ekremciğim biraz konuşabilir miyiz? Çok önemli. Tabii, affedersin. Bize 2 dakika müsaade eder misin? Tabii, müsaadesizsin. Ne demek? Müsaadesizsin. Teşekkürler. Ekremciğim, yakışıklı kocacığım. Satmayacaksın herhalde değil mi? Başka çaremiz yok Aslıcığım. Ay inanamıyorum sana Ekrem. Aslıcığım, ben de biliyorum bu fiyatın çok düşük olduğunu. Ama elimden bir şey gelmez. Düşük mü dedin? 320.000 YTL'ye artık gece kondu bile satmıyorlar Ekrem. Elimden bir şey gelmez. Yeğenlerimin hayatını kurtarmak için bu evi satmak zorundayım. Ve satacağım da. Ama... Ay inanamıyorum. 3 kuruşa koskoca villa gidiyor. Allah'ım bir mucize göster, bir mucize. Hepsi o kızlar yüzünden. Bu eve geldikleri gün biliyordum bizim sonumuz olacaklarını. Ay canlarım benim, yavrularım, fındık farelerim. Ay sizi gördüm hep. Ay kızlar, canım yeğenlerim. Canlarım. Ay benim maymunum. Ay kızlar, Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Sesler tamam, hadi içeri geçelim böyle kapının önüne. Ah canlarım, Ekremciğim, yavrucaklarımı seviyorsun. Oturun bebişlerim, oturun. Kızlar! Kızlar! Efendim? Sorun. Ekremciğim? Anlaştık değil mi 320'ye? Hayır Cevdet, anlaşmadık. Çünkü yeğenlerim döndü ve ben evi satmaktan vazgeçtim. Ay Allah, tüh. Bak ne diyeceğim, sen benim eski dostumsun. Gel 350 vereyim eve. Hayır. Tamam, 400 oldu. Olmaz. Dostumuzun hatırına 500 veriyorum. Bak daha yukarı çıkmam. Çok karlı çıkacaksın. Ben zaten çok karlı çıktım Cevdet. Hem yeğenlerim geri döndü hem de çok önemli bir şey öğrendim. Allah, ne ki o? Senin ciğeri 5 para etmez bir herif olduğunu. Derhal evimi terk et şimdi. Peki. Nasıl istersen. Sonra pişman olup bana gelme evimi satın al diye. Bana baksana sen! Cevdet misin nesin? Kocamın ne dediğini duymadın galiba sen. Çıkın dışarı, çıkın defolu gidin evimizden. Ayrıca o Nejla denen kadına söyleyin, burnunu estetik yaptırdığını, her sene gidip liposuction yaptırıp yağları fısır çektirdiğini tek bütün sosyeteye anlatacağım. Ekremciğim, 550'ye de vermem diyorsun. Hey! Kaybol! Ekrem! Kaybol! Ekremciğim bu ne? Çıkar beni! Hey! Ay bağırıyor ya, ödümü koparıyor şu Zülfikar'dan. Ay Kıvılcım! Gel bak kuzenlerine hoş geldin de. Kızlar söyleyin bakayım, nasıl kurtuldunuz? Bizi Selena... Nasıl kurtulduk? İyilik melekleri yardım etmiş olabiliriz mesela. Ben de iyilik meleklerin en iyisi.